Enerji üreten ülkeler enerji kaynaklarını mümkün olan en yüksek miktarda üretip uygun olan fiyatlarla piyasaya satma eğilimindeler. Örneğin Rusya gibi, Irak gibi, Suudi Arabistan gibi büyük üretici ülkeler bu anlamda büyük ağlar oluşturmaya ve gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ekonomilerini de bu şekilde biçimlendirmiş vaziyetteler. Türkiye gibi örneğin tüketici ülkeler ise bu enerji kaynaklarını uzun soluklu biçimde ve en uygun fiyatla almaya çalışıyorlar. Çünkü bu türde bağımlılıklar ekonomik gelişmenizin ana itici unsuru haline geliyor ve bunun çözülmesi lazım. Bir üçüncü aktör ise bu enerji kaynaklarının taşınmasında rol oynayan geçiş ülkeleri ya da transit ülkeleri dediğimiz aktörler. Bunlar da sistemin içinde varlar. Bağımsızlıklarını korumaya çalışıyorlar. Örneğin Gürcistan gibi ya da Türkiye gibi bir merkezi ağ oluşturaraktan çevrelerinde ekonomik, siyasi ve kültürel, askeri güvenliklerini de bağlayan bir takım adımlar ataraktan etkin olmaya çalışıyorlar. Küresel sistem bu çerçevede yürüyen ana bir sistem.